Gözlük artık ihtiyaç olmaktan çıktı, kıyafetlerimizin olmazsa olmazı haline geldi. Peki 2019 yılındaki trend gözlüklere bir göz atmaya ne dersiniz? Yeni moda gözlüklerin mevsimi yok. Günümüz gözlükleri artık modernize edilmiş bir maskeli baladan çıkmış gibi. Yazın ve kışın rahatlıkla kullanabileceğiniz 2019 yılının en hit gözlüklerini sizler için araştırıyoruz. Keskin hatlı ve siyah camlı gözlükler 2000'li yılların Matrix filmine gönderme yapıyor. Ben de hemen denemek istiyorum birkaç tane sizler için. Hangisini denesem, hepsi çok güzel. Şuradan alıyorum. Fütüristik gözlükler zaman makinesine binip geleceğe ışınlanmışsınız gibi hissettiriyor. Ben de sizler için birkaç tane deneyeceğim. Gerçekten kocamanlar ve ışıl ışıl duruyor bazıları. Hemen şuna bakalım. Yılların eskitemediği, son yıllarda tekrar rağbet gören Cat Eyes gözlüklerin sandıklara girmeye hiç niyeti yok. Kedi gözlüklerin yanlarına birazcık yaklaşıyorum. Sizler için birkaç tane deneyeceğim. Bunlar biliyorsunuz son zamanlarda daha trend, böyle daha kelebek gibi çekik gözlükler. Ama şunlar da çok hoş bence. Hemen onlardan denemek istiyorum. Hepsi o kadar güzel ki insan burada kafayı yiyecek gibi oluyor. Son moda gözlüklerin mevsimi yok. Günümüz gözlükleri artık modernize bir maskeli baladan çıkmış gibi. Yazın ve kışın rahatlıkla kullanabileceğiniz gözlükleri şimdi öğreneceğiz. Yanımda Tolga var. Tolga, insanlar genelde hangi gözlükleri tercih ediyorlar? Durumu şöyle özetleyeyim. Genelde bana hangisi en son moda diye sorulur. Fakat ben her zaman şunu söylerim. Hı hı. En güzel gözlük yakışan gözlüktür. Tabii kışın tercih edilecek gözlükler genelde biraz daha rengi açık gözlükler olmalı. Çünkü hem içeride veya hem dışarıda biliyorsunuz artık güneş yok. Bu şekilde görsel olaraktan yolda yürürken rahat etmemizi sağlıyor. Cat Eyes gözlükler bir dönem modaydı. Sonrasında yine sandıklardan çıktı. Bu duruma ne diyorsun, değil mi? Son dönemlerde yine tekrar trend. Çok doğru söylüyorsunuz. Zaten giyimde de şu an bir eskiye dönüş var. Gözlük de bu modayı takip ediyor. Artık böyle nostaljik 80'ler 90'lar havasında bir sürü gözlük modelimiz var ki insanlar bu eğlenceli havayı çok sevdi. Camlar renklendi, çerçeveler değişti. O siyah acımız büyük gözlüklerinden kurtulduk. Bizler gözlüğe çok para harcıyor muyuz? Ne diyorsun bu konuda? Vazgeçilmez aksesuarlarımız arasında mı? Kesinlikle gözlük artık bir saat, ne bileyim bir çanta gibi aksesuar sınıfına girdi tamamıyla. Tabii fiyat aralığı düştüğü takdirde. Retro gözlükleri son dönemde sürekli duyuyoruz. Neler onlar? Hangileri bize gösterebilir misin? Bakalım şöyle, genelde kahve tonları olsun, kesimler büyük olsun. Mesela şu çerçeve. Tamamıyla bizim geçmişimizi anlatıyor. Büyük, evet, zamanda evet, büyük takılan çerçevelerden biri. Bunların hepsi Tolga Retro, değil mi? Tabii. Hı hı. Aslında hemen en farklı bulduğum bir modelimiz geliyor. Şöyle esprili bir çerçevesi var. Gerçekten evet. En değişik modeller arasında yer alıyor. Spor yaparken gözümüze toz kaçabilir, bir böcek sıçrayabilir. Çünkü koşuyoruz. O zaman kullanabileceğimiz gözlükler nelerdir atletik gözlük olarak? Şöyle tercih edilebilir. Öncelikle takacağımız gözlüğün ağır olmaması gerekiyor. Çünkü her ne kadar papuçları olsa da şu plastik aparatlar, terlediğimiz zaman gözlük kayıp düşebiliyor. Sporda veya koşuda kullanabilmek için gözlüğe bir aparat, lastik tarzında benim tavsiyede bulunabileceğim. Çünkü burada takılabilen gözlüklerin hepsi günlük kullanıma uygun. Spor için değil. Onu sporlaştırmak adına böyle kafayı tutsun anlamında lastik kullanılabilir. Ya da daha sade hafif modeller seçebilir miyiz mesela? Şöyle hafif gibi model tavsiye edebilirim. Onunla beraber gene şöyle Cat Eye tarzında spor ama bir o kadar modaya uygun bir çerçeve
şeklimize göre gözlük nasıl seçmeliyiz? Hepsi çok güzel Tolga ama yüzümüze en uygun gözlüğü nasıl tercih edebiliriz? Şöyle açıklayabilirim. Mesela yüz hatları yuvarlak veya oval hatlara sahip bir hanımefendinin seçmesi gereken gözlük kesinlikle hatları sivri bir gözlük olmalı. Çünkü yüzde o kontrastı yakalaması gerekiyor. Tam tersi yuvarlak camlı bir gözlük takarsa nasıl anlatsam tamamıyla oval bir görüntü oluştuğu için gözlük güzel durmuyor. Biz burada müşterilerimize bu şekilde tavsiyede bulunuyoruz. Hepsi mutlu oluyor. Çok teşekkür ediyorum Tolga. Dediğimiz gibi gözlüğün mevsimi yok. O yüzden ben de böyle birazcık daha burada zaman geçirmek istiyorum. Sizler için de birkaç tane deneyeceğim.